İyi günler çocuklarım. İkinci sınıfların matematik dersindeyiz. Dördüncü üniteye geldik. Artık doğal sayılarda çarpma işlemi ve doğal sayılarda bölme işlemini öğreneceğiz. Evet, gördüğünüz gibi burada da onunla ilgili görseller yapılmış. Böyle ikişer ikişer ayrılmış. Gördüğünüz gibi parçalar ayrılıyor. Paylaştırma yapılıyor. Bunlarla ilgili zaten görseller de verilmiş. Biz de ne yapacağız? Şimdi bunlarla ilgili çalışmalarımızı anlatacağız size bu konuları. Hemen ilk olarak hazır mıyız diyor. Toplama işlemini yapınız diyor. Bakın burada 3, 3, 3, 3, 4 tane 3'ü toplamış 12 yapmış. 3 tane 5'i toplamış 15 yapmış. 7 tane 7'den de 2 tane toplamış 14 yapmış. Yani biz böyle toplama işlemlerini böyle uzatır aynı şeyleri olunca uzatmaya gerek yok. Onun için çarpma yapıyoruz. Yani toplamanın aslında daha kolaylaştırmış haline biz ne diyoruz? Çarpma diyoruz. Yandaki tabloda 3 ile başlayan satır ile 2 ile başlayan sütunu boyayınız. Hangi kareyi 2 kez boyadınız diyor. Bakın. Burayı kırmızıyla boyadım. 3 ile başlayan satırı diyor. Satır böyle. Sütun da yukarıdan aşağıya. Bakın bu kısım ne oldu? 2 kere boyanmış oldu. Yani burasına denk gelir. Bu da zaten çarpmayla ve ilgili. Bilginiz olsun. Aşağıda verilen işlemlerde kare ve üçgen yerine hangi sayı yerine kullandıklarını bulunuz diyor. 10'dan neyi çıkarırsam 8 kalır. Hemen 10'dan 8'i çıkardım. 2 kaldı. Demek ki burası 2 olacakmış. Kare yerine buraya da yazdım. 8'den kareyi çıkarsam, 2'yi çıkarsam 6 kalır. Onun yerine de 6'yı yazmış oldum. Erkan iki vazonun her birine 3 çiçek koydu. Elinde bir çiçek kaldı. Başlangıçta Erkan'ın elinde kaç çiçek vardı? Bu da bölmenin girişi gibi gösterilmiş. Mesela elinde 7 tane çiçek vardı. 3 buna koydu, 3 buna koydu. Bir tane de arttı. 7 tane çiçeği var diyelim. Deniz 10 lirasını kardeşiyle eşit olarak paylaşmak istiyor. Kardeşine kaç lira vermelidir? Onun yarısı 5'tir. 5 lira vermelidir dedik. Bu da bölmeyle ilgili. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. 0'ı 0 0'la toplarsak hep 0 yapar. 1 1 1 1 de toplarsak kaç tane bir topladığımıza göre yine ne yapar? 4 tane topluyorsan 4 yapar. 5 tane topluyorsan 5 yapar. Bu da zaten yine çarpmanla ilgili bir konu. İleride daha iyi anlayacaksınız. Şimdi anlatıyorum. Doğal sayılarda çarpma işlemi diyor. Saat kulesi var. Anneler Umut ve Özge'yi İzmir'deki saat kulesini görmeye götürdü. Resmi inceleyelim diye. Baksana Umut, güvercinler çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Acaba yerde kaç güvercin var diyor. Şöyle bir bakıyoruz hemen. Bakın güvercinler ne yapılmış? 2, 2, 2, 2 bir araya gelmişler. 2, 4, 6, 8 tane güvercin var. Güvercinlerin sayılarını ikişer ritmik sayım ile bulabiliriz diyor. 2, 4, 6, 8 diyor. Gördüğünüz gibi. Yani 8 güvercin var diyor. Güvercinlerin sayısını toplama işlemiyle de bulabiliriz. 2 artı 2 artı 2 artı 2 eşittir 8. 8 güvercin var diyor. Yani şimdi toplamanın çarpmaya dönüşmüş halini ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi dediği tezgahtaki simitleri diyor. Sayalım, bulalım diyor. Bakın simitler de üçerli gruplar halinde oluşturulmuş. Bir araya gelmiş. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ben de toplama işlemi ile bulayım diyor. 3, 3, 3 toplamış 9 simit var diyor. Bu işlemi daha kısa bir yoldan ifade edebilir miyiz diyor. Tabii ki ne yapıyor? Bak kaplumbağa dedemizde. Tekrar eden sayılarla yapılan toplama işlemini kısa yoldan ifade etmemizi sağlayan işleme çarpma işlemi denir. Çarpma işlemi bu x işaretiyle sembolle gösterilir. Çarpı diye okunur diyor. Burada bir bilgi bize vermiş. Güvercin ve simit sayısını veren toplama işlemini bir de çarpma işlemiyle ifade edelim diyor. Bakın 2, 2, 2, 2, 4 tane 2 var. 4 tane 2 eşittir 8 yapar. Burası önemli. Burada önce kaç tane olduğunu sayıyoruz bakın. 4 tane, 1, 2, 3, 4. Ama içeriği nedir? 2. 2'den oluşuyor. Burada 3 tane 3. Mesela 3 tane, 1, 2, 3, 3 tane. İçi de 3 olduğu için 3 kere 3, 9 şeklinde yapmış. Devam ediyoruz konumuza. Şimdi toplamanın kısa yolu diyor. Zaten çarpma bunu demektir. Burada hemen ben size anlatarak geçeceğim üzerinde. Burada 4 artı 4 artı 4 12'ler. Bakın bu da sembol olarak göstermiş. 1, 2, 3, 4 tane göstermiş. 3 tane 1, 2, 3. 3 tane 4. Önce kaç tane olduğu, sonra da içeriğinin kaç tane olduğunu yazıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Bakın buraya geldik. Burası önemli yine çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Önce 5 tane toplama var.
Ama içeriği nedir? Üçlerden oluşuyor. 5 kere 3, 15. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ama içeriği de 2. 6 tane 2, 12. 2 tane 7. 2 tane 7, 14 yapar şeklinde göstermiş. Öğrendik mi diyor. Hemen orayı yapıyoruz. Kutucukları buna göre yazınız diyor. Bakın burada balonlar verilmiş. Bu birinci grup balon. Bir de ikinci grup balon var. Her balonda 4 tane 4 var. Mesela 4 balon burada var. 4 balon burada var. Toplarsak 4, 4, 8 eder. Şimdi önce geldik ne yaptık? 1, 2. 1, 2. 2 buradan geliyor. İçerisindeki de 4 tane balon var. 4 de buradan geliyor. Onun için 4 kere 2, 8. 2 kere 4, 8 diyoruz. Önce kaç tane kutu olduğuna bakıyoruz. Bakın 1, 2, 3. 3 tane kutu var. Çarpmış 5 eşittir 15. İçinde de 5 tane şişeden oluştuğu için buraya da oradan yazıyoruz. Zaten toplama işlemimiz. İçinde 6 tane bilyeler var. 6, 6, 6 diye 18 yapar zaten diyor. Ama 1 kutu, 2 kutu, 3 kutu. Önce onu yazıyorum. Daha sonra içerisinde kaç tane varsa onu yazıyorum. O da 6, 18 yapıyor. Şimdi buraya geldik. Burada biraz az da gözükse şurada bakın 2 tane kalem ucu gözüküyor. Oradan onun için 6 dedik. Yani sanki 5 gibi gözüküyor da arkada bir de sarı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 2, 6 artı 6 eşittir 12. Birinci kutumuz, ikinci kutumuz. 2 tane bu var demektir. Alt içerisinde de 6 tane kalem var. 2 kere 6, 12 yapar diyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.